Kahramanmaraş'ın başarılı iş adamı, basın dostu olarak bilinen Çabasan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balçıoğlu bir kez daha Göksun'da basın emekçilerini ağırladı. Geziye katılan Kahramanmaraş'ın usta kalemleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abid Banlı, Mehmet Fiskeci, Mehmet Taş, Mustafa Şirin, Lütfi İkan, Cemil Toktay, Akif Aslan, Bekir Doğan, Niyazi Kara, Eshabi Karademir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri Arif Yücel ve Ahmet Gürüzoğlu, Balcıoğlu'nun Göksun'da kurduğu çilek, kiraz ve elma tesislerini gezdi. Ülke ve Kahramanmaraş gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Hayırsever iş adamı arkadaşımız Sayın Şahin Balcıoğlu'nun Göksun'daki çiftliğindeyiz. 4 yıl önce kurmuş olduğu çilek ve kiraz ağacından oluşan çiftliğinin diğer yatırımcılara örnek olmasını umduk ve bekledik. Şahin Bey de bunda bayağı başarılı oldu. Bugün gazeteci arkadaşlarımızı bizleri davet etti ki her zaman misafirperver yanını ortaya koydu. Çiftlik şöyle yani tabiat hasinesi olmak hakikaten çok güzel bir şey. Ben bugün geçen hafta gelememiştik. Geçen hafta ben işte federasyon seçimlerindeydim. Bugün saat 11'den itibaren telefonu kapattım. Tamamen kendimi buraya adapte ettim. Şu anda görüyorsunuz serin havası içerisinde. Doğal bir ortamda. Arkadaşlarla her zaman bir yere gelemiyoruz biliyorsun. İşte Şahin abinin güzel bir ev sahipliği oldu. Sohbeti güzel. İşte memleket meselelerini konuştuk. Bunu sadece bir Göksun ve yöresine örnek olsun diye. Yani 3 ürünü birden alma. Topraktan daha çok faydalanabilme. Ürünü daha fazla nasıl alınır? Bana göre bu çiftlikten ziyade Şahin Bey'in bu çiftçilere vermiş olduğu mesaj çok önemli. Çabasan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ilçede gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin Aksu Haber'e konuşarak çiftçilere de bazı telkinlerde bulundu. Yapar ben bunu Maraş dışından gelen herkese de anlatıyorum, sevinerek de anlatıyorum. Bütün hesaplarını yapar ama sağlamasını yapmak için sizin yapıp bir değirmenizi görmeyi arzu edeceklerdi. Ama biz bunu bizim insanımız için yeterli görmedim ben. Üçüncü bir ürün daha ne yapabiliriz diye düşündük. Bütün tel örgütümüzü örtendik. Göksun Tarım İlçe Müdürlüğü sağ olsunlar. Buraya sürekli göz kulak oluyorlar, bakıyorlar, raporlarını alıyorlar. Soran arkadaşlarımıza bu bilgileri veriyorlar. Bizden başka da insanlar buraya gelip bu bilgileri alıyorlar ve gözleriyle bunu görüyorlar. Gözleriyle gördükleri için de hoşlarına gidiyor ve birkaç tane buna...